İşaret eden birçok ayet-i kerime mevcut.
bozulma ortaya çıkmıştır. Tuttukları yoldan dönmeleri için Allah yaptıklarını bazı kötü sonuçların dünyada da onlara tattıracaktır. Başımıza gelen her bir musibet şüphesiz kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. O gün herkes elleriyle kazandıklarından karşı bir lehindir. Ve yine hepimizin bildiği Zilzal suresinde kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını, kim zerre kadar kötülük yaparsa onu da elbette görecek ve karşılaşacak. Muhterem kardeşlerim, işte kaderi bu şekilde doğru anlamamız ve algılamamız durumunda irademizin dışında oluşan şeyler karşısında teslimiyet göstermemiz gerektiği ama irademiz dahilinde meydana gelen şeylerden de mesul olduğumuzu bilmemiz gerekir. Yanlış yaptığımız şeyleri tekrar etmemek, akli melekelerimizin olgunluğuna ve verimliliğine işarettir. Bu konuda örnek bir davranış sergileyen Hazreti Ömer radıyallahu anh, Şam'a geldiğinde kendisine Şam'da veba salgını olduğu haberi verilince Hazreti Ömer istişare ederek Şam'a girmeden geri dönmeye karar vermiştir. Bunun üzerine Şam valisi Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'e Allah'ın kazasından, hükmünden niye kaçıyorsun diye sorunca Hazreti Ömer, evet Allah'ın kazasından ve hükmünden, Allah'ın kaderine, takdirine kaçıyorum diye cevap vermiştir. Hazreti Ömer'in bu cevabını değil eden bir hadis-i şerifte hutbemi bitirmek istiyorum. Bir adam Peygamberimiz Efendimiz'e gelerek sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın elçisi, ilaçla tedavi olma ve koruma hakkında ne dersiniz? Bu Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirir mi diye sordu. Bu soruyu Allah Resulü, o da Allah'ın kaderindendir cevabını verdiler. Anlaşılan olur ki kader gereken tedbiri aldıktan sonra Allah'tan gelecek takdire rıza göstermektir. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَنَا الْنِزَامُ كَلَامُ اللّٰهِ اِفْمَلِكِ تَعْسِيسِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا اَلْمُنَا الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاَنْسِكُمْ لَعَلَيْكُمْ تُرْحَمُونَ اَسْتَعَذُ بِاللّٰهِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Elhamdülillahi hamdan kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tazimen li nebihi ve tekrimen li fekameti şani şeref Resulü. Ve kâle azze ve celle min kâilin muhkiran ve âmira. İnnallâhe maillezine tekav ve lezine hum muhsinun. İnnallâhe ve melâkettehu yusallimna alen nebiyyâ eyyuhallezine âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslim ala beyk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إسلامنا ومسلمانا يا رب. devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bizi, ana babamızı ve inananları bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. İnna Allaha yemru bi'l-adli ve'l-ihsani ve her türlü azgın mesajlar tutasınız diye size böyle öldürüyorum.